Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kısa olarak şirk konusuna değinelim diye düşündüm. Şirk bizzat Kur'an'da Rabbimizin ifadesiyle affı mümkün olmayan günahlardan birisidir. Şirkin affı yoktur. Şirk affedilmeyecektir. Yine Kur'an'dan öğreniyoruz ki şirk en büyük zulümdür. En büyük haksızlıktır Rabbimize karşı. Şimdi affedilmeyecek günah olan şirkten uzak kalabilmemizin yolu tevhidi en güzel şekilde anlamak ve yaşamaya çalışmaktır. Çünkü şirk tevhidin zıttıdır. Bizi tevhidi ne kadar iyi anlarsak şirkten o kadar uzak kalırız Allah'ın ihsanıyla. Bu halde tevhidi çok iyi anlamak lazım. Her şeyde Rabbimizin birlik mührünü görmemiz lazım. Her varlıkta ona ait işaretleri, delilleri, ayetleri görmemiz lazım ki şirk hiçbir şekilde bize yaklaşamasın ve bulaşamaz. Yusuf suresinin 105. ve 106. ayetleri şirkin sebebini ifade eder. Nedir o? İnsanların aleme baktıklarında, varlığa baktıklarında, varlıklarda Allah'a delalet eden ayetleri, şahitlikleri, bürhanları görmeyişleridir. Ayetin orijinalini okumak istiyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz Kur'an'da, ve ki eyyim min ayetin fis semavat var. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, yemurruna aleyha, o ayetlere bakarlar, geçip uğrarlar da ve hum anha muridu, geçip giderler, yüz çevirirler. O baktıkları, gördükleri eşyada, varlıktaki ilahi delilleri, ayetleri incelemezler. Oralı olmazlar. O onların Allah'a, Rabbimize olan şehadetini görmezden gelir. Ondan sonra ayet devam ediyor. Diyor ki peşindeki ayet, وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a şirk içinde iman eder. Neden? Çünkü varlıklardaki, eşyadaki, mahlukattaki delilleri Allah'a atfetmediler. O delilleri inceleyerek Allah'ın şahididir bunlar. Rabbimizin uluhiyetine delalet ediyor bunlar demediler, yüz çevirdiler, oralı olmadılar. Dolayısıyla Allah'a şirk içinde onlar inanırlar diyor Kur'an. Ve şu mesajı veriyor. Böyle yapmayın. Yerde ve göklerde olan her şeyin ilahi ayetler, şahitler olduğunu görün. Baktığınıza bu amaçla bakın. Gördüğünüz varlıkların özellikleri, var olmaları, varlıklarını devam ettirmeleri, sahip oldukları özellikleri, yansıtmaları aslında Rabbe, yaratıcıya delalet eder. Onun varlığına, onun birliğine, onun kemal sıfatlarına şahadet eder. Ama siz bunları görmezden gelir, yüz çevirirsiniz eğer, o zaman doğa yaptı, aşağı yaptı, tarla şöyle verdi, bitki verdi, ürün verdi. Şu ondan sonra meyveleri şu ağaçtan aldım, şu hayvanlar bana şunu verdi gibi Allah'a inandığımızı söylesek bile varlığa tesir veren ruhiyete ait özelliği eşyaya bir şekilde veren şirki bir tutuma ya da tutumlara girmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Dolayısıyla şirkten uzak kalmanın yolu hakiki tevhidi elde etmektir. Hakiki tevhidi elde etmenin yolu ise baktığımız her şeyde vahdet mührünü, birlik mührünü, birlik imzasını, kanıtını, delilini görmektir. Ayet diyor ki eğer görmezseniz siz Allah'a şirk içinde iman etmiş olabilirsiniz. Allah muhafaza buyur. Ne diyor insanlar günümüzde şirkle alakalı olarak? İşte patron olmasaydı aç kalırdı. Ya bu ne demek? Bizi doyuran patron mudur? Bizi doyuran iş yeri midir? Bizim en başta ihtiyacımız olan fiziken, oksijenden diye bütün ihtiyaçlarımıza kadar bize ihsan eden Rabbimiz değil midir?
patronun bizim emeğimiz karşılığında verdiği ücreti elbette kale alırız. Bu bir vesiledir ama yaşamayı, tok olmayı biz ne patrona, ne iş yerine, ne başka bir mercek veremeyiz. Mesela bir şey dese ki, ya ben şu ilaçla ayakta duruyorum, şu ilaç olmasa adım atamam, ölürüm. Bu ne demektir? Yaşatan o ilaç mıdır? Ama şunu diyebilir, bu ilaç vesilesiyle Rabbimiz bu ilacı vesile kılmış, benim şu hastalığıma bu vesile şifa ihsan ediyor. Bu denilebilir. Günlük dilde biz bazı şeyleri varlığın kendisiyle irtibatlandırabiliriz. Günlük dilin akış içinde. Bunda problem yok. Fakat bizzat itikadi olarak inanç temelinde biz varlıkta gördüğümüz hiçbir özelliği varlığın kendisine veremeyiz. Şimdi kaynaklara baktığımız zaman şirkin çeşitleriyle ilgili bir liste vardır. Derim ki, efendim meleklere, cinlere, görünmeyen varlıklara uluhiyet atfetmek şirktir. Günümüzde bu tarz şirke bulaşan yok. Veya denir ki, Cenab-ı Hakk'a oğul isnat etmek şirktir. Evet, Hristiyanlar bu şirkin içindedir. Hazreti İsa'ya uluhiyet atfediyorlar. Yine denir ki, Kur'an'da ayetlerde geçer bunlar. Bir takım nesnelere, bir takım sanemlere Allah hakkında, Allah katında bize şefaatçi olsun diye tazimde bulunmak bir tür şirk koşmaktır. Bu tarz şirkin içinde olan insan da günümüzde yoktur. Veya Allah'ın icraatında ortakları vardır. Melekler Allah'ın icraatında faaliyetlerini gerçekleştirmede ortaktırlar. Demek de şirktir. Bu tarz bir şirkin de yaygın olmadığını bilmemiz lazım. Peki günümüzde yaygın olan şirk ne? Tabiata tesir verir. Dua yapıyor demek. Bir insan Allah'a iman etse bile dua yapıyor. Topraktan şöyle alıyoruz. Efendim bir şeyin özelliği kendisinden kaynaklanıyor. Demek şirkten başka bir şey değildir. Allah'a iman etse bile bir kimse eğer ya bu tabiat ana ne güzel imkanlar veriyor bize. Şu güzellik tabiat ananın bize bir ondan sonra bahşettiği imkandır dese bu şirktir. Dolayısıyla biz gerçek tevhide ulaşmalıyız. Hakiki tevhide ulaşmalıyız. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bakan, yaratıcıya bakan şahitliği, ayeti, delaleti görmeliyiz ki şirk hiçbir şekilde bize bulaşamasın ve yaklaşamasın. Tam bir iman üzere, tevhid-i hakiki üzere yaşayalım ve Rabbimizin sonsuz ihsanlarına nail olalım inşallah. Teşekkür ederim.